Falarsa azıya gaykenen azıya neki ağıt hamatı ağıtma. O kereyi rakşa kağıdı bakarsayın. Artık ana dillerini konuşmuyorlar. Ubıhçayı konuşan son ubıhın Güney Marmara'da Hacı Osman Köyü'nde yaşadığını öğrendiğimde yollara düştüm. Ana dilini onu kadar hatırlayabilen başka bir ubıh kalmamıştı yeryüzünde. ...81 yaşında... ...Tevfik Esenç... ...ürpertici bir yalnızlık. Ömrünün sonu... ...ana dilinin ölüm tarihi olacak. Son seslerin peşine düşen ilk kişi Fransız dil ve din tarihçisi Profesör Georges Dumézil olmuştu. Ubıh dili üzerine olan çalışmalarına 1930 yılında başladı. Bu çabalarını 1956'dan ölümüne kadar da 30 yıl boyunca Tevfik Esenç'le sürdüren Dumézil, can çekişen bu sözlü dili zapt etti. Bu çalışmalar sonunda sade bir köylü olan Esenç'in hayatı değişmişti. Paris ve Oslo üniversitelerinde en güvenilir Ubıh dili otoritesi olarak kabul gördü. İstanbul'da bir devlet dairesinden emekli olduktan sonra yine köyüne yerleşti. Ubıhça bir sözlük hazırlayan Norveçli Hans Fock da bu tozlu yollara düşüp Esenç'in kapısını çalmıştı. Fock da Dumézil de bu dünyadan göçtüler. Dumézil'in benim için rehberden öte bir kişi, bir meslektaş diyerek övdüğü Esenç, kapısını söz ve tarih definicilerine hala açık tutarak trajik görevini sürdürüyor.
Essence'in yaşlı ama güçlü hafızası şimdi de bir zamanlar Dümezi'nin öğrencisi olan Profesör George Şaraşitse'ye yol gösteriyor. Bir kuzeybatı Kafkasya dili olan Ubıhça'da 82'si sessiz, 3'ü sesli tam 85 fonem bulunmaktadır. Uzmanlarca Kafkas dillerinden Abaza diline yakın bulunan bu dil, bazı görüşlere göre de Hititçe ile ilişkilidir. Hangisi daha iyi burada? Zamanın pençesinden bir ses, bir kelime daha kurtarmak, durdurulmaz yok oluşun ağırlığını biraz olsun hafifletiyor. Hey hoca. Yuvakın uşhep şef kaka. Yuvakın uşhep şef kaka. Ne demek güzel? Ve Arabı. Ubu Arabı. Nefesin keskin. Buna üfleyiver. Dua şeyinle mesela. Uyuza tutulmuş. Uyuza tutulmuş. Şah kaka, üfle. O, bu keçiye. Keçiye. Üfle dedi. Üfle, tamam. İçin sen şuit. İçin sen şuit. Sen şuit ne yapardı? Yahut sen şuşey. Yahut sen şuşey. Müntefik Bey, şimdi Ubuhçe, evet. Ayların isimleri var mı? Var. Biliyorsunuz. Var. Yani kaybolmamış. Kaybolmak üzere birkaç tane kayıp var. Fakat olanları söyleyeceğim yani. Söyleyeyim. Bak, başlayayım. Anlıyorum. Han. 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 Ubıhça'nın ağır, tok sözcüklerinin ad verdiği yaşantılardan, alışkanlıklardan, türkülerden, hassaslıklardan geriye ne kaldı? Onları arıyorum. Ve bir dilin ölüme yalnız gitmediğini düşünüyorum. Kafkasya'nın en eski, dünyanın fonem bakımından en zengin dilini konuşan Ubıhlar, Çerkes kültürünün bir parçasıydılar. 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın saldırılarıyla karşılaştılar. Ruslar güçlü, savaş korkunç, Ubıhlar yaman dövüşçü ama azdılar. Yok edilme korkusuyla komşuları Abzakların dilini konuşma kararı alarak Çerkes kabileleri arasında eridiler. Savaşın kaybedilmesi üzerine ana yurtlarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Çerkes'in arasında az sayıda Ubıh bulunmaktaydı. Anadolu'nun cömert topraklarına sığınan Ubıhların dilini yalnızca az sayıda yaşlı konuşabilmekteydi. Yeni yurtlarında kulaklarını Türkçenin sesleriyle doldurmaya başladılar. Şimdi 200'ü aşkın Ubıh'ın yaşadığı bu köydeki sesleri, son sesleri dinliyorum. Köyün Ubıhça adı olan Lakaşuye, yani yürüyen beyaz tavşan, çoktan Kaf Dağı'nın ardına saklanmış. Tıpkı atlar, dağ geçitleri, bozkırlar, hançerler, rüzgarlar ve kartallar gibi. Ağaçları kutsal sayan Ubıhların bir meşe tanrıları vardı. Yaprakların hışırtısından suların dalgalanmasına, küçük kımıldanışlardan gök olaylarına kadar suyu, göğü ve toprağı bağlaştıran, bundan manalar çıkaran bir dünyaydı onlarınki. Şimdi gelmiş, köyün ortasına kurulmuş 125 yıllık bu meşe ağacının fısıltılarını duymaya çalışıyorum. Meşe, Argonotların Kafkasya'da aradıkları altın postun Kolhi kralı Aetes tarafından dallarına asıldığını fısıldıyor. Essence'in köyün en eski tanığı, bize dair her şeyi bilir dediği koca meşe. Doldur gölgendeki son seslerle kulağımı, seni can kulağıyla dinleyeceğim.
Senin kucağın yalnızca hayati kararların alındığı meclislere değil, bir tapınma edasıyla kendinden geçenlere de açıktır. Hiçbir şey kaybolmuyor. Ürpererek gördüğüm bu. Her şey zamanın ormanında bir kuytu bulup saklanıyor ya da unutuluyor. O kadar. Söz ve tarih definicilerini peşinden koşturan sır bu olmalı herhalde. Bu aleme seyirci kalmak ne büyük tarih.